Geleneksel Herse Gecesi'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl vakfımızın kurucularından ve ilk mütevelli heyeti üyelerinden Ahmet Cemal Gündüz abimizi maalesef kaybettik. Bu yılda bu Herse Gecesi'ni onun anısına düzenlemek istedik. Kendisi vakfın kuruluşunda ve bütün aktivitelerinde, etkinliklerinde aktif olarak görev alan çok değerli bir abimizdi. Geçtiğimiz hafta okutulan mevlidine de vakfımız Leymos'un usulü mevlidi kayda aldı. İleriki nesillere Leymos'un da Mevlid'in nasıl okunduğunu bırakabilmek adına iyi eğlenceler diliyorum. Sayın Rücem Rasimoğlu'na çok teşekkür ederim. Cemal Gündüz'ün oğlu Hasan Gündüz'ü konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Babamın hayatında önemli bir yeri olan Leymos'un Kültür Vakfı'nın babam için böylesine güzel bir gece düzenlemiş olmasının memnuniyetini hep birlikte yaşamaktayız. Babam 58 yıllık ömrü boyunca defalarca ölümle burun buruna gelmiş biriydi. Herhalde bundan dolayı olacak ki hep soğukkanlıydı. Duygularını belli etmekten her zaman kaçınırdı. Biz onun sevgisini, endişesini, mutluluğunu, hüznünü, hayal kırıklığını, umudunu gözlerinden anlardık. Hayatında yokluk içinde geçirdiği günler de oldu. Varlık içinde yaşadığı günler de. Ama asla mütevazi olmaktan vazgeçmedi. Hayata gözlerini yumarken maddi anlamda çok zengin değildi. Fakat gönlü her zaman zengindi. Ve bu zenginliğin tavsiyeleriyle, dokunaklı hikayeleri ve tecrübeleriyle bize miras olarak bırakmayı başardı. Yasemin kokulu Kıbrıs'ın derdi, çocukları ve torunları için barış dolu yasemin kokulu bir Kıbrıs umut eder. Bunun için de çalışırdı. Şakalarını, fırtlalarını hepimiz bir yerde muhakkak da tanık olmuşuzdur. Hayatta her fırsatla dalga geçen biriydi. Aslında böyle bir gecede ikincisini düzenlemiş olduğumuz Herse Gecesi'nde sizlerle birlikte olmaktan ben de çok mutluyum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na şehrimizi, bu etkinliğimizi onurlandırdığı için huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Hoş geldiniz. Bir teşekkür
teşekkür de vakıf yöneticilerine, Leymos'un Kültür Vakfı yöneticileri gönülden yaptıkları çalışmalar da hep dikkatimizi çekmiştir. Biz de elimizden gelen desteği her zaman vermişizdir. Bundan sonra da vereceğiz. Bu vesileyle vakfın kurucusu Ahmet Cemal Gündüz Beyefendi'yi de rahmetle anıyoruz. Bunun gibi aramızda olmayan tüm Leymosonlu büyüklerimizi rahmetle anarken sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yüzünüzdeki coşkuyu ve mutluluğu gördük sonra bu tür etkinliklerin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Şehrimizde, Mausa'mızda çok kültürler barınmaktadır. Biz Gazi Mausa Belediyesi olarak bu kültürlerin yaşatılması için değişik bölgelerde, değişik etkinliklerle her türlü kültürü yaşatmak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bu vesileyle hepinize teşekkür eder, iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Evet, iyi akşamlar hepinize değerli kardeşlerim. Sevgili konuklar. 2 yıl önce yine böylesi bir gecede buradaydık. Leymos'un Kültür Vakfı'nın düzenlediği bir herse gecesiydi. Gene bu geceki gibi. O zaman tabii ki henüz şimdiki makamımda değildim. Bir Leymosunlu olarak aranızdaydım. Bu akşam yine birlikteyiz. Leymosunlu bir kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanı olsam da yine sizlerden biri olarak aranızdayım. Ne mutlu ki bu gece hep beraber burada buluşabildik. Bu güzel geceyi organize eden vakfa ben tebriklerimi sunmak istiyorum. Vefa duygusu gösterdikleri için de kendilerini tebrik ediyorum. Sevgili Ahmet Gündüz'ü rahmetle anıyorum. Saygıyla anıyorum. Değerli bir kardeşimizdi. Vakitsiz kaybettik diye düşünüyorum. Beklenmedik bir şekilde kaybettik. Keşke aramızda olabilseydi, daha genç bir yaştaydı. Oğlu, sevgili oğlu onu çok güzel ifade etti. Tanıyabildiğim ölçüler içerisinde gerçekten de hislerini, duygularını çok açığa vurmayan birisiydi. Ama insanları seven, çevresine katkı yapmak isteyen, her zaman yardımcı olmak isteyen biriydi. Kendisiyle dünya görüşlerimiz de çok benzeşiyordu. Aynı duyguları paylaştık, aynı düşünceleri, aynı yaklaşımları, aynı dünya görüşünü paylaştık. O nedenle onun kaybı gerçek anlamda ciddi bir kayıp oldu. Ne mutlu ona ki, ailesine ki Hasan gibi bir evlat yetiştirdi. Babasını ve Leymos'unu bu kadar güzel anlatan, bu kadar duygularını kelimelere, yazıya dökmesini beceren bir evlat olarak onu da biraz önce gururla dinledik hep beraber. Ben bu düşüncelerle bu gecenizin güzel geçmesini temenni ediyorum. Yarın sabah sabah gene müzakereler var. O nedenle sizlere bir kere daha mutlu bir gece geçirmenizi diliyorum. Ve sevgili Ahmet Gündüz'ü de bir kez daha rahmetle anıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Leymos'un Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Koyan misafirlerimize hediyelerini vermek üzere buraya davet ediyorum. Satışlarımız başladı.